Tamam. Başladık. Merhaba abla. Tabii tabii çikolata olur. Merhaba abla. Şimdi sen ne iş yapıyordun fabrikadayken? Ne iş çalışıyordun? Ben modelistim. Modelistin. Kaç yıldır pek fabrikada çalışıyordun? 8 yıldır. 8 yıldır fabrikadaydın. Bayağı evet. Eskisiniz yani. Eyvallah. Çalışma koşulları nasıldı Meral abla? Çok yoğun tempolu. Tekstil hayatını biliyorsunuz. 10,5 saat çalışma vardır. Artı mesailer. Mesaiye kaldığımız halde mesai ücreti denen bir olay olmuyordu. Yani o şekilde çalışıyordum. Cumartesi günleri 4'e kadar çalışıyorduk ama artı bir mesai vermiyordular yani. Eyvallah. Kaç kişiydi fabrika? Merhaba. 382 işçi. 382 işçi. Eyvallah. Peki ne oldu da hani böyle bir protesto yapmak durumunda kaldınız? Onu biraz anlatır mısın? Ne oldu? Biz son ana kadar iş yerinde çalışıyorduk. Birden patronlarımızla iletişim kesildi. Hiçbir şekilde ulaşamadık. Hacizciler, alacaklılar, tefeciler şirketi 1-2 hafta böyle ele geçirdiler. Silahlı adamlar filan şirketin içinde dolanıyordu. Biz o anda son ana kadar yine işimizi yapmaya çalışıyorduk. Ama hiçbir şekilde de patronlarla iletişim kurmaya çalıştık, kuramadık. Derken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çıkışlarımız verildi. Çoğu kadın olmak üzere 382 kişinin çıkışı verildi. Hukuki yollara başvurduk. Ama yani hukuken haklıyız, kazanırız, hakkımızı alacağız ama şirket denen bir olay kalmadığı için, kimse ortada olmadığı için, şirketin çoğu gayrimenkulleri de ipotekli olduğu için, yani kazansak da biz alacağımızı tahsil etme imkanımız yok. Bu yüzden biz de patronlarımızın ortağı olduğu, şirketi olduğu köşebaşı restoranlar önünde böyle bir eylem yapalım ki sesimizi patronlara duyuralım. Haklı olduğumuz alacaklarımızı onlardan alabilelim. Bu gayeyle buna başladık. Anladım. Her cumartesi pazar burada köşebaşı önünde protesto ediyoruz. Ve bunu giderek daha da büyüteceğiz. Diğer köşebaşlarına da gideceğiz. Gerekirse evlerine de gideceğiz. Ta ki bizim sesimizi duyana kadar, ta ki bizim hakkımızı verene kadar. Eyvallah. Davalarınızı açtınız tabii, değil mi? Açtık tabii. Onlar da bir yandan gidiyor. Tabii gidiyor. Ama bir şekilde iflas herhalde mi göstermiş? İflas göstermediler. İhracatta ilk 50'nin içinde oldukları için iflas da göstermediler. Ortadan kayboldular, kaçtılar. Hiç kimsenin ne 2 aylık maaşları, ne kıdem tazminatları, izin paraları, hiçbir şeyleri, fazla mesai, hiçbir şeyleri verilmeden ortadan kayboldular. Biz işçiler, orada çalışanlar hani bir ay maaşımızı alamadık. İkinci ay ikisini birden toplu almayı beklerken onlar sıra kadem bastılar. İşler normal giriyordu. Böyle bir anda mı ortadan kayboldular? Birden kayboldular. Ya zannedersem tefecilere alacakları borçları vardı, para aldılar filan. O amaçla ortadan yok olmuş olabilirler. Duyumlarıma göre de büyük patron Nedim Aşkın yurt dışında bir acente kurmuş ve işlerini burada üçüncü şirketler, şahıslar yoluyla, taşeronlar yoluyla ihracatını devam ediyor. Yani para kazanmaya devam ediyor. Olan biz çalışanlara oldu. Anladım. Peki mesela Meral abla, hani senin tazminat alacağın vesaire aşağı yukarı ne kadar ya olur? Şimdi hesaplamışsınızdır az çok. Az çok kaba taslak hesapladım. Benimki 8 yıldır 35 lira tutuyor ama buna şurada geçen süre içinde faizler veya 4 aydır bu insanlar işsiz, onlar dahil değil. Onlarla hesaplarsak çok daha tutar. Fazla tutuyor. Eyvallah. Peki işvereninizin buradan başka şirketleri vesaire var mıydı?
Yani bu restorandan başka zinciri var. Restoranlar zinciri var. İşte köşe başı yurt içinde ve yurt dışında birçok restoranlar zinciri var. 16 civarı zannedersem. Anladım. Bu restoranlar onun mu direkt yoksa ortağın ortak. Ortamlısı? Çoğunluk bizim patronların, çoğunluk Nedim Aşkı'nın. Bunun yanı sıra Bülent Timiroğlu ortak, Yalçın Timiroğlu da ortak. Zaten üçü de akraba. Onlar zaten sizin tekstilde de zaten ortaklardı değil mi? O diğer tabii. İki isimde. Tekstil firmasının sahibiydiler. Eyvallah, eyvallah. Tamam ablacığım sağ olasın. Eklemek istediğin bir şey var mı aklına gelen? Eklemek istediğim davamızda haklıyız. Kazanacağız ve hakkımızı alıncaya kadar direneceğiz. Hakkımızı almak istiyoruz. Eyvallah. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Teşekkürler.